bir deprem olduğu yönünde haber merkezimize ulaşan bilgi. Dün Malatya'dan deprem haberi gelmişken şu anda da Sivas'tan gelen ilk görüntüler ajanslardan. Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bilgisi var. İllerde de hissedildiği bilgisi var. Yine bir okulun öğrencilerin dışarı çıktığı anları gördük. Sivas'tan söylediğim gibi geldi haber. Şu an haber merkezimize net haberler gelecektir. AFAD'ın duyurduğu, değil mi Meftun? 4,7 büyüklüğündeki deprem bir paniği de beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Yine o noktadan bir okulun bahçesinden gelen görüntüleri gördük. Öğrencilerin hızla okulu tahliye ettiği anları gördük. Burada da yine bir sokağı görüyoruz, vatandaşların ilerleyişini. Söylediğim gibi henüz derinliğine, ne kadar hissedildiğine, ne kadar sürdüğüne dair bir bilgi yok. Dün hemen hemen bu saatler itibariyle tüm gün konuştuğumuz başlık Malatya'da yaşanan depremdi biliyorsunuz. Malatya Kale Merkezi 5,9 büyüklüğündeki deprem. Bununla ilgili çalışmalar bölgede hala devam ederken bu kez Sivas'tan bir deprem haberi geldi. Son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza yansıyor. Profesör Doktor Şükrü Ersoy telefon attığımızda. Hocam bir kez daha hoş geldiniz yayına. Daha yeni görüşmüştük sizinle geride bıraktığımız saat diliminde. Bu kez adres Sivas 4,7. Ne anlatır bu deprem bize? Bu da tabii önemli bir deprem ama bu bölgede tarihsel dönem içerisinde büyük depremler yok. Yani şimdi ben merkezi tam olarak bilmiyorum. Sivas'ta olduğunu sadece biliyorum. Ama 4,7 hissedilme açısından önemli büyüklükte bir deprem. Fakat yıkıcı değil. Herhangi bir hasar vermesi ya da yaralanmalar olması, can kaybı olması mümkün değil bu böyle büyüklükteki depremde. Ama gördüğünüz gibi Türkiye çok aktif. Yani her taraftan buna benzer haberler geliyor. Bu tabii Malatya'daki depreme göre daha küçük bir deprem. Herhangi bir hasar vermesi beklenmez. Sivas ve çevresi için mesela geride bıraktığımız saat diliminde sizinle konuşurken izlemeyen seyircilerimiz varsa söyleyeyim. Dediniz ki mesela bizim çizmediğimiz fay hatlarından bir tanesini gördük etkin olduğunu. Sivas ve bölgesi için fay hatları bize ne söylüyor? Enerji birikimi olsun, depremsel olarak nasıl bir bölge? Şimdi bunu tam söyleyemem çünkü daha merkez üssünü tam bilmiyorum. Şu anda oldu çünkü. Onlara baktıktan sonra ancak bir yorum yapmam daha sağlıklı olabilir. Yani bölge için bir şey söylemek için merkez üssünü bilmemiz gerekiyor. Bu arada Tabii. AFAD şöyle bir açıklama yapmış hocam. Sivas merkezli deprem saat 11:29'da meydana geldi. Sivas merkezli deprem merkez üssü direkt Sivas mı demek istiyor yoksa bir detay belirtilmemiş. Evet, işte acaba kırsalda mı, ilçelerinde mi onu henüz bilmiyorum. Merkez üssünün yerini de bilmiyorum. O bakımdan tam bir yorum yapamayacağım Hocam fakat şöyle diyor yer, AFAD açıklamalarında yer merkez Sivas diye açıklıyor. Bu yeterli anlam değil herhalde, değil mi? yeterli değil ve benim harita üzerinde görmem gerekir onları. Ancak ondan sonra şey yapabilirim. Şeyler söyleyebilirim. Fakat yani burası çok korktuğumuz bölgeler değil aslında. Yani tarihsel dönem içerisinde çok yıkıcı depremlerin görüldüğü yerler değil. Kuvvetle muhtemel yine uzunluğu fazla olmayan büyük depremler oluşturmayacak bir fay üzerinde meydana gelen deprem diye düşünüyorum. İlk yorumum bu. Ama bundan sonra yaşanacak o küçük depremlerden sonra merkez üssü ve çevresi için yeni bir yorum daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam bölgenin geneline baktığımız zaman geniş olarak fay hatları üzerinden işte neyi konuşuyoruz? Marmara'da geçen Kuzey Marmara fay hattını
Güneydoğu Anadolu fay hattını konuşuyoruz. En geniş çerçevede Ege'de işte Kıvrımlı parçalı fay hattlarını konuşuyoruz. Sivas'a baktığımız zaman o hani yatay V şeklini görüyoruz ya geniş fay hattında. Evet. Sanki onun geçmediği bölge olduğu için siz de çok korktuğumuz bölgeler değil buralar dediniz. Bu bölgeler genelinde baktığımızda o iki büyük, arkadaşlarım şimdi haritayı da verirler, o kırmızıyla çizdiğim işte büyük fay hatlarının bulunmadığı nokta olduğunu görürsek en fazla üretim ne olabilir bu bölgede deprem büyüklüğü açısından? Ne bekleriz? Aynen söylediğiniz gibi büyük fay zonları üzerine düşmediği için ben öyle bir yorumu yapmıştım. Hı hı. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bazen deprem o yerleşim yerinin altında olmasa bile, biraz uzakta olsa yine de zeminden kaynaklı olarak yapı stoklarını çok ciddi etkileyebiliyor. Bu tarafı daha önemli. Mesela işte konuştuğumuzda yedi su fayı, Kuzey Anadolu fayının en doğu kısmında. Burada mesela önemli bir deprem olduğu takdirde o çevredeki kısımları, yerleşim yerlerini etkileyebilir demek istiyorum. Yani bu 4.7'ye bakarak burada büyük bir tehlike var demek mümkün değil. Onu söylüyorum. Peki hocam, bu artçıları beraberinde getirecek bir deprem olur mu? Bölge halkı şu an tedirgin. Bir artçı deprem bekler miyiz 4.7'nin üzerine? Tabii meydana gelecek. Yani 3'e 3.5'e varan büyüklükte depremler meydana gelir ve normaldir bu. Gelmesi gerekir. Çünkü önce bir şok, onun ardından daha küçülerek depremlerin olması çok normal. Şu anda bu depreme bakarak kaygı verici bir durum var demek çok doğru olmaz doğrusu. Hı hı. Peki hocam, şimdi sıcağı sıcağına herkes tabii iki gün üst üste deprem konusu gelince, deprem haberleri gelince tedirgin. Ben akıllardaki soruları olduğu gibi sormak istiyorum. Dün yaşanan işte fay hatları üzerinden açıklayacaksınız ama Malatya depremiyle bu depremi ilişkilendirmek mümkün müdür mesela? Kesinlikle hayır. Hı hı. Ayrı bölgelerde, ayrı fay zonları üzerinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birbirini tetiklemiyor ama gördüğünüz gibi Türkiye'nin ne kadar aktif olduğu konusunda önemli veriler bunlar. Gün geçmiyor ki batıdan ya da doğudan böyle haberler duyuyoruz. Ama tabii büyüklük çok önemli. Dünkü deprem 6 büyüklüğünde. Yani yıkıcı bir deprem. Ama 4.7 için böyle bir yorum yapmak doğru değil. Tabii biraz da bu zeminin durumuna bağlı. Bazen orta büyüklükteki depremi daha büyük hissedebiliyorsunuz ve yıkıcı da olabiliyor zemin durumuna ve kırsaldaki mühendislik görmemiş evleri de düşündüğümüzde bazen beklenenden daha yıkıcı etki yapabiliyor. Bu tamamen o yörenin temel özelliklerine, mühendislik özelliklerine bağlı olarak değişen bir durum. Ama şimdi bu 4.7'den sonra vatandaşlara İşte arkadan daha büyük bir deprem gelebilir, böyle bir tehlike var demem benim gerçekten çok zor. Peki hocam, şimdi bir yandan da işte Türkiye'nin genelinde fay hatlarının var olduğunu biliyoruz. Ve bir enerji dolaşımının da olduğunu siz uzmanlar söylüyorsunuz. Çok bu bölgede beklediğimiz bir deprem değil, üzerinden yine devam etmek istiyorum. Bu şu anlamada geliyor mu? Yani Türkiye'nin her noktasında, çok beklemediğimiz noktada olsa bir deprem yaşayabileceğimiz gerçeği ve bu enerjinin dağılımı aslında nereye gidecek, nasıl uzanacak bilemiyor muyuz? Bunu mu anlamamız gerekiyor? Genel olarak bilememekle birlikte mesela 2023 depreminden sonra komşu alanlarda gelecek depremlerin olacağını söylemek teknik olarak mümkün. Yani o 300 kilometre boyunca 11 ili etkileyen bölgede tamam deprem olmayacak, enerji boşaldı. Fakat bir enerji transferi var. O da komşu bölgelere olmuştur. Yani bundan sonra gelecek komşu bölgelerdeki depremler bizi şaşırtmaz. Çünkü bir stres aktarımı söz konusudur. İşte Bingöl diyoruz, işte Maraş'ın batısına doğru bir stres kaymasının olduğunu genel olarak söylüyoruz. Ama şu anda orada hemen yakın bir zamanda deprem bekliyoruz demek değildir bu. Bu sadece
bölgedeki aktif enerjinin transferi konusunda söyleyebileceğimiz bir cümle.